Karadağ'a gidiyoruz. O yüzden şu an Kadıköy'e geldim ve Zinan'ı bekliyorum. Beraber kahvaltı yapmaya gideceğiz. Kahvaltı yaptıktan sonra da buradan direkt Sabiha Gökçen'e metro ile gideceğiz. İnşallah geç kalmayız. Saat şu an 12 falan olması lazım. Geç kalırsak zaten büyük sıkıntı. Bir de şöyle bir şey oldu 2 gün önce. Bizim aldığımız biletleri 2 gün kala iptal ettiler ve bunu bize haber vermediler. Bu firmada aslında isim çok vermek istemiyorum ama Air Montenegro sağ olsun. Air Montenegro hava yollarını tercih etmemenizi öneriyorum. Çünkü birkaç yorum okudum. Biz yorum okumadan almıştık. Yorumların birçoğunda herkes aynı şey yapmışlar. Birçok bilet iptal edilmiş ve biz aradığımızda bize şunu söylediler. Siz Beyrut'a gidecektiniz değil mi dediler. Ya Beyrut ne alaka? Karadağ ne alaka? Hani bu kadar mı birbirinizden habersizsiniz? Biz de hemen yeni bir bilet bulduk. Aynı güne bilet bulamadık. Bir sonraki günden aldık. Pegasus'tan aldık. 200-300 lira gibi ekstra bir ücret verdik ama Allah'tan çok daha pahalı değildi. Sonra işte tekrar Booking'ten kiraladığımız daire bir gün ertelediğimiz için normalde 21-25 dönüştü. 22-26 dönüş yapacaktık ama kaldığımız otelde sağ olsun 26'sında yer yok. Biz de hemen 22 ile 25'i için yer ayırttık. 26'sı için de diğer arkadaşlarımız da zaten oradalar. Büyük ihtimal bir gün onlarda kalacağız veya kalmazsak da o gün için başka bir yerden yer tutabiliriz diye düşünüyoruz. Sizden geldikten sonra bir ufak kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan hemen sonra da hava yoluna direkt gidiyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Şimdi havalimanındayız. Buradan ikinci kısma geçeceğiz. Oradan direkt kapı numarasının olduğu yere gideceğiz. Havalimanında duty free'de geziyoruz. Dilan kendine bir şeyler alacak. İkisi aynı galiba. Aynı renk görünüyor ama. Rose ikisi de. Birini seç. Aynı kızım onlar zaten. Zilan uçaktan korkuyor o yüzden. Sakinleştirici limonata içiyor. Kırmızı meyveli limonata içiyor. Çok seviyor kendini. Evet kesin. Kuru üzümden özellikle. Değil yaş da olabilir. Ama üzüm oldu. Çok gerginim kocam ama çok kötü. Bence mükemmel bir uçuş olacak. Ben türbülansı çok seviyorum. Çünkü bence uçuşun en zevkli kısmı. Ziyan şu an özellikle dedi ki ben cam kenarına oturmayacağım. Bence bu benim için çok daha kâr. Ya bir şey söyleyeceğim. Cam kenarına oturmanın herhangi bir faydası yok. Yani ne kadar yukarı uçtuğumuzu görüyoruz. Ben hiç korkmuyorum. Manzarayı izliyorsun yani. Ya manzarasını izleyeceğim. Ayrıca kafanı koyacak bir yer var. Senin namzun var. İstanbul'a hiç akşamüstü geldin mi uçakla? Mükemmel ışık manzarası. Millet uzaya çıkıyormuş. Bana ne? Yani ben teknolojinin yeterince ilerlediğini düşünüyorum. Aynen biz teyyareyle uçuyoruz. Uçakla değil zaten. Bu kadar yeterli. Daha fazlasına ihtiyaç yok. Çünkü ben çok geriliyorum. Ha, değil mi? Kamerayla video çekebiliyorsun. Uçmaya gerek yok diyorsun. Bu kadar yeter işte. Yok, tamam sen o zaman karayoluyla gitseydim ben 2 saat gidip orada bekledim. Uzayda yaşam olsa sanki gidip biz yaşayacağız. Ben hayatımda bu kadar cahilce bir düşünce görmedim. Dişne suyunun etmiş. Gerçek fikirlerim uzaya çıkmayacağım. Uzaylarla ilişkiyi çok manasız buluyorum. İnşallah ben öyle bir dersim. Bence çok mantıklı ya. Uzaylılarla iletişim süper bir şey. Düşünsene ki seni geliştirecek teknolojiyi. Ya geliştirmezse ya insanlığı sevmiyorsa ve biz öldürmek istiyorsa. Yani böyle düşünürsek her açıdan ölebiliriz. Şu an kalkan uçakta da öyle. Ama kötü değil bak çok güzel. Sadece karkış kıyamet var. Hadi bakalım neyse görüşürüz. Artık Karadağ'a gidiyoruz. Belki bu 5. falan görüşürüz demişimdir ama bundan sonra Karadağ'dayız. Herkese selam. Şimdi Sicilya pizzacıya gidiyoruz. Havalimanına indik, orada çekemedim çünkü çok kalabalıktı ve bir an önce oradan geçmeye çalışıyorduk. O yüzden orada video çekemedim. Bizi aldılar bir 10 dakika Podgorica'da, artık ne Podgorica'da deniyor, Podgorica'da deniliyor. Orada bir pizzacı vardı Sicilya diye. Oraya geldik, şimdi ufak bir pizza yiyeceğiz. Pizzadan sonra da Kotor'a gideceğiz. Kotor buradan yaklaşık 1-1,5 saat sürüyormuş. Uzun bir yol olacak. Alışveriş videosunu ve fiyatları görmek istiyorsanız diğer videoyu beklemeniz lazım. İzlersiniz ve tüm fiyatları öğrenmiş olursunuz. Şimdi pizza yemeye gidiyoruz, görüşürüz.
pizzayı yedik. Türkiye'dekiler çok lezzetsizdi, buradakiler çok güzel ve küçük boy diye gelen şey Türkiye'nin orta boyu gibi bir şey. Hayır, benim mesela büyük aldığım... Aa yok, evet. Evet, evet, doğru var. Doğru. Şimdi burada ne gördük? İstanbul dişçi var. Galiba bir sahibi Türk. Büyük boy pizza için 5 euro ödedim. 5 euroya onu yiyorsun ama şey çok saçma. Burada kola 2,5 euroydu. Ya 2,5 euroya bir kola içmek bana acayip saçma geliyor. 50 cent de bahşiş bıraktık. Yani 8 euroya akşam yemeğini yemiş oldum. Hadi görüşürüz. Herkese günaydın. Şimdi size çok güzel bir manzara göstereceğim. Geldik ve bura hakkında size birkaç ufak bilgi vereceğim. Sonra milattan önce 168 yılında Romalılar tarafından kurulmuş. Sonrasında bakmışlar buranın kalesi yok. Ne yapalım? Biz de kale yapalım demişler ve 535 yılında şehre kale inşa etmişler. Yıllar sonra Bulgar İmparatoru gelmiş ve kalenin içinde ne var ne yok her şeyi yağmalamış şerefsiz. Sırp kralı da durur mu? Hemen yönetim ele almış. Neyse ki o iyiymiş. Kotor ticaret için önemli bir limana dönüştürmüş. 1928 yılında da Yugoslavya'nın bir parçası haline gelmiş. Az önce bir kafeye gittik ve normalde her yerde kahve 1 euro veya 1 euro 30 cent civarı bir şey. Ama gittiğimiz kafede kahve 3 euro 80 centti. Ben dedim ki kalkıyoruz. Ne gerek var 100 lira bir kahve vermeye? Gerek yok açıkçası. Biz de hemen kalktık. Adam bize böyle bir tip tip baktı falan. 100 lira verecek kadar da keriz değiliz yani. Ayrıca 3 defa kahve içebiliriz o paraya. O yüzden biz de durmak istemedik. Oradan kaçarken başka bir yer keşfettik. Burası da böyle bir tık daha yukarıda bir yer. Şöyle manzara. Burada her yerde Türkler var ve o kadar çok Türk var ki sürekli bir selamlayacak. Bu kadar çok Türk'le de karşılaşacağımı düşünmüyordum. Bu arada İngilizceniz yoksa da çok dert etmeyin bence. Bir şekilde anlaşıyorsunuz çünkü. O yüzden kendinizi sıkmanıza gerek yok. Şimdi biraz daha burayı gezelim. Bakalım daha neler göreceğiz. Bay bay. In the mirror, so foggy, but I've never... Bak şurayı çeker misin şuraları? Şu kafeleri çeker misin? Çek kafeleri. Tamam. İşgal etmişler mi? Kesinlikle işgal etmişler. Kafelerle, işte otellerle. Sahili mi diyorsun? Sahili ama önünde insanlar gelip oturup bir şeyler içebiliyor. Evet. Türkiye'de olsaydı ne olurdu? Şu an 200 lira vermişim. Burada alıp bir içeceğin içmen yasak olurdu. Yani evet. İzin vermezlerdi. Alanya'da falan olsaydık şu an bir kahveye 500 vermiştik. Bir sahile girmek için de ekstra ücret ödemiştik bence. Bir de otopark ücretleri çok pahalı arkadaşlar. Buraya gelince lütfen otopark. Ama burada seçin. Uygun yer bulduk şu an. Burada 0.80 ama Kotor'da 1.70'ti saatlik. Dolayısıyla çok pahalı. O yüzden de Kotor'da bırakırken muhakkak denizin önündeki yere bırakın. Bu arkalardaki falan yerleri bırakmayın. Çok pahalı. Ya ne yapıyorsun? Sen köylü müsün Zira? Evet, Nahçıvan'da doğdum ben. Biz acıktık ve Budva'da ne yesek diye araştırmıştık. Burada bir makarnacı var diye biliyorum. Biz o makarnacıya geldik. Burası. Ve sahibi Türkmüş. Makarnasını şimdi tadacağız. Burada ücret yaşam nasılmış? Neden buraya gelmiş? Hepsini cevaplayalım. 6 dükkan Türk var. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. 6 dükkan işler. Burada mı var Budva'da? Yok, sadece yolun üstünde var. Daha fazla. Avrupa Birliği'ne çok yakın bir zamanda girebileceğini düşünüyorum. Yani 5-10 sene içerisinde diyebilirim ama yani işte 2025'e girecek daha. Kosova da çok fazla Avrupa Birliği bu kadar yolsuzluk olan bir şey alacağını düşünmüyorum. Parlamento.
pestolu, bu da sade değil mi? Evet. Şimdi bunları deneyeceğiz. Pesto ve fettuccine, bence pesto daha güzeldi ama. Ya çünkü farklı bir sos var işte. Bir de kuru domates gibi bir şey vardı. Normalde ben hiçbir pestoda öyle bir şey görmedim. Bayağı bir de ben domatesin iyiydi. Her şeyini çok seviyorum. Bugün o yüzden. Zaten oranın sahibi de Türk'müş. Şu anda Türk'tü. Oraya gelenlerin hepsi Türk. Ya burada dışında başka kimse yok yani. Karadenli komisini biz kurtarıyoruz. Arkadaşlar şimdi birisiyle karşılaştık ve bize dedi ki normalde kişi başı 25 liraya bot turu olan şeyi size kişi başı 5 liraya. Biz de şu an Teras'tan karşıdaki adalara gideceğiz. Türkçe de öğrenmiş bu arada. Yanımda ciddi bir dolandırıcı vibe var. Asla. İnşallah dolandırılmayın. Bence de dolandırılmayın. Kişi başı 5 lira dedi. Şu an 2 bilet verdi sadece. İnşallah 2 bilet daha alabiliriz. Alamazsak bir 20 lira daha gideceğiz. Sanmıyorum, alırım ben paramı. Bence döveriz bunu 4 liraya. Adam orada Türkçeyi çok iyi biliyor. Ve Recep Tayyip Erdoğan reis dedi. Onu çok seviyormuş. Başlayınca ben dolandırıcı olmayı verdim. Şimdi şu arkadaki adalara gideceğiz. Vapurla. İnşallah dolandırmayız. Biraz sonra tekrar göstereceğim. Şu an kendimi İstanbul'dan Yunanistan'a kaçan Suriyeliler gibi şeyiz. İnşallah verilen can yeleklerinden dolandırılmayız. Çünkü bizi buraya bıraktı ve gitti. Yani ne demek istiyorsun? Dolandırılmayız. Ya oraya gidip bize geri tekrar para isterlerse? Karşıya geçiyoruz. Sivas'a gideceğiz direkt. Orayı görelim diyoruz birazcık da. Burası çok güzeldi ama böyle fazla yapacak bir şey yok. Ama 5 lira verdiğimiz için bizim için çok uygundu bence. Herkes öneririm. Teras'ta gelirseniz kesinlikle bir bot turu da yapın. Hem denizin üzerine ilk defa çıkmış olacaksınız. Size. O zaman Sivas'ta görüşürüz. Bay bay. Sivas Kotor'un en zenginlerinin olduğu yer, çünkü burası aşırı lüks. Zaten sadece Amerika'nın en lüks veya İtalyanların en lüks markaları var. İşte Bulgari var, Rolex var, Dior var. Yani bu tarz lüks markalar var. Onun dışında böyle alışveriş merkezi gibi de değil. Port liman gibi aslında. Bizim Galata Port'a benziyor. Bu şekilde biraz daha geziyoruz. Arkadaşlar burada gördüğünüz şeyler büyük ihtimalle balık çiftliği. Yani burada ağlarla balık tutuluyor diye düşünüyorum ve bayağı büyük. Biz şu an evi tuttuğumuz yerin tam karşı tarafındayız. Yani bizim evimiz tam burada kalıyor. Hatta az önce gördüğünüz tekneyle geçtiğimiz adada şurası. Bu şekilde gezmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bu video bu kadardı. Bana destek olduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Çünkü sizin beğenmeniz ve yorum yapmanız benim için gerçekten çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bye bye.